sen şimdi Türkiye'nin nabzını yoklar mısın bana? Sempatikten nereye geldik biz hakikaten? Sen bize <laughs> hangi takım sempatik dedin? Beyefendi işkembeci, pizzacı dedi evet. bizi de ya gerdi. Nasıl, açtık konuyu. Yani. Ya ben ya yeri gelmişken abiye. İsmail Batuhan'ın dost tamam. olmadıklarını Anladım. söyleyeyim dedi. Şimdi Peki. ben abi bana ben öyle, şöyle, o konuyu bitirdiysek bir şey söylemez. Bana satışıyor. Tamam. Ya sana sen sen dakikada bir bize sataşıyorsun. Diyorsun yok bilmem ne şu. Abi ben bir şunu, bir, bir, bir var. Eğer bu konu bittiyse onu söyleyebilir miyim? Ne zaman? Ben, ama, daha ama soru, ben de ben zaten ben sordum ben sorumun sorumu sorumu şey, cevaplarını <laughs> alamadım ki. Şey sempatiyi mi diyorsun? Sempatik. Sempatik <laughs> cevabını mı? Evet. Sempatik cevabını verdik oradan. Zaten konu dağıldı abi. <laughs> Sempa dedim ya ben sana. Ben anlattım zaten sempatik olanı. Hayır şöyle ben şimdi Semih'e şunu soracağım. Ne, yani net cevabını verirsen sevinirim. Evet, tamam. Türkiye'nin navzını yoklarsan Türkiye bu takıma baktığı zaman Gönlü mavi takıma mı kayar, kırmızı takıma mı kayar? Ee, burada takımlar bölündüğü için artık e, ben şuna da çok fazla katılmıyorum. Takım tuttuğunu düşünmüyorum çok fazla insanlar. Evet, diyorsun. mesela burada İsmail'in çok oy aldığını görüyoruz. Ben Sokağın Nabzının İsmail'den yana ciddi anlamda attığını görüyorum. Ama burada da bir Poyraz var, Ayşe var. Bu karakterler de halkın büyük bir çoğunluğu tarafından seviliyor. Ama Poyraz'ı çok seven biri belki Dora'yı sevmeyebilir. Anlatabildim mi derdimi? Yani ben takımsal bazıları da şöyle. Yani yıllardır ama algısı olarak biz şunu görüyoruz. Gönüllü takımı daha genç olduğu için daha da böyle bir arkadaşlık ortamı gibi bir hava oluyor. Daha çok yani, anneler, babalar ee, ya da gençler evet. gençler <laughs> gençleri destekliyor. Şimdi Survivor'ın izleyici kitlesi gönül takımına daha yakın oluyor. Ben de diyorum ki bence bu sene istisnai senelerden bir tanesi. Bu sefer kırmızı takıma daha yakın olduğunu düşünüyorum izleyenlerin. Ama bu kırmızı takımına mı yoksa şimdiye kadar Şu an, şimdi çok ciddi bir değişiklik oldum. Gerçi oldu. Gerçi oldu ama orada İsmail Batuhan, kafa isimler var. O Berkay da geldi oraya şimdi. Ali yani şu anki kırmızı takıma baktığım zaman sanki insanların gönlü kırmızı takıma kayacakmış gibi Hissediyorum çünkü bilemedim yani. Ama e, şey mavi takımda da çok e, gönüllü kayıt yani normalde var bu, yani. Normalde, mavi ma, takımda normalde da çok ben var. de şuna katılıyorum. Her sene izleyenlerin gönlü gönüllülere mavi takıma kayar. Evet. Şu anda hani takımlar aldıktan sonra da hep genelde hep öyle akıllar hep mavi takımda olur. Bu sefer sanki kırmızı takıma doğru bir gidişat var gibi hissediyorum ben. Yani. yani zaten takımsal olarak hiçbir hamle yapılmayacak. Bireysel olarak oy alacaklar. Hiç önemli olmayacak tamam. yani. Şimdi Yine bu, de bir takım olması var Sema yani. Sonuçta Olabilir. biz bugün izlerken Survivor'ı bir taraf mavi bant takıyor, bir taraf kırmızı bant takıyor. Biz iki takımın mücadelesini izliyoruz orada. Gönlüm bir takıma kayıyor. Yani orada sev şimdi sevdiğin, sevmediğin birbirine harmanlar. O şekilde bakmak lazım. Benim. Bu e, gönüllü takımının tercih edilme sebebini ben çok araştırdım. Çok kişiyle sohbet ettim. Anneler, babalar biraz daha yaş grubu yüksek e, kitle. Niye gönül takımı seviyor biliyor musunuz? Hepsinin bana söylediği ortak bir şey var. Ünlü takımı zaten ünlü olmuş. Şimdiye kadar parasını kazanmış, Bir belirli bir, bir kariyer yapmış. Bunlar daha gençler. Elin gönül, elin takımı daha gençler. Evet, gönül takımı daha gençler. Evet, gönül takım daha genç olduğu için evladı yerine koyuyorlar. Onlar da hayatta bir yere gelsinler, başarılı olsun diye bir annelik babalık içgüdüsüyle. İşte bu sefer Gönl o takımı... evlat, bu sefer evlat o Batuan'da, İsmail'de var gibi geliyor o bana. Evet, anladın evet. mı? Evet. Bak işte evet. o bizim evladımız. Şimdi Şimdi gençler ne düşünüyor biliyor musun? Gençlerde de Niye gönüllü takıma daha yakın oluyor? Çünkü gençler de kendilerini onların yerine koyuyor. Evet. Biz de orada olabiliriz. Birçoğu da yarışmaya başvurup yarışmaya giremeyen kişiler de var onların fanları arasında. Kendilerini onların yerine koyuyorlar. Ama çok doğru söylüyorsun. Burada Batuhan ve İsmail de çok ee, Türkiye'nin dört bir yanından oy alabilecek profiller. Onu söyleyeyim. Sanat tanımını yaptım. Berkay da, Berkay'ı da şöyle söyleyeyim bak. Şimdi biz bugün senle izlerken Berkay ne dedik? Çok ne düzgün dedik? çocuk. Ne kadar efendi bir çocuk. Evet. Ne kadar düzgün bir çocuk dedik. Şimdi Berkay'a negatif duygu besleyen insan sayısı Yok yoktur kadar yani. Yoktur yani. Yalnız, yoktur Berkay'a kim negatif duygu besleyebilir? Bu gecenin en önemli şeylerinden bir tanesi de Acun Ilıcalı espri yaptı Berkay'a. Ama her esprinin altında bir gerçek de yatabilir. O espri ben Berkay olsam o espriden... Derim ki kendi kendime demek ki Berkay artık bazı şeylere gir, bazı tartışmalara gir. Fikirlerini daha çok ortaya dök ki başarılı olabilesin, daha fazla dikkat çekebilesin. Anladın mı? Ben de zaten bu masada hep aynı şeyleri söyledim bugüne kadar. Şimdi bugün de Acun Ilıcalı ona espri yaptı ama espri de Berkay'ın o espriyi çok güzel bir şekilde alıp beyninden süzüp ona göre bundan sonra hareket etmesi lazım. Hangisi Murat abi? Kardeşe kardeş. Hiç, hayır, konuşmuyorsun. Hayır, hayır. Fikir hiç, hiç konuşmuyorsun. konuşmuyorsun. Fikirlerini ortaya atmıyorsun diye bir espri yaptı Acun ona? Ama o espriden Berkay'ın bir şeyler Aslında alması mesajı lazım. Verdi. Tabii, mesajı verdi. E, Be Berkay'ın burada... bundan sonra her şeye girip daha Sükut çok fikirleri söyle. Gibi. Sükut gibi. Ben de bu masada hep söyledim zaten. Tabii. Dedim ki Berkay böyle yap oğlum. Çünkü öteki türlü oyalamıyorsun. Sen çünkü her şey var sende her ama Her şey oy mu Murat abi peki? Efendim? Oy değil her şey. Ne? Burada ne, ne ya? Yani o çocuk bu şekilde Ektöp böyle bağlı. gel diyelim yarın da elenebilir belki bir şey Ektöp olabilir. Mektup mu alsınlar? belki yarın da elenebilir bir şey olabilir. Abi, çocuk Survivor değilmiş. Survivor serüvenini böyle bitirmek isteyebilir. Hiçbir polemiğe girmedim. Hiçbir polemiğe girmedim. Hiçbir polemiğe girmedim. Dert size, girdim, dert size bomba gibi bir açıklamayla geliyorum. Bugün Acun Ilıcalı oyunun başında Instagram'ından canlı yayını açtı. Yarışmacıların son takımlarını böyle çekerken Dora çıktı ve ne dedi biliyor musunuz? Hmm. Acun Bey dedi, içimizdeki İrlandalıları karşı takıma gönderdik dedi. Ciddi mi söylüyorsun ya? Evet. İçimizdeki İrlandalıları. İçimizdeki İrlandalıları karşı <laughs> takıma gönderdik. Murat abi sever o röportajı Murat abi biliyorsun. Sen bir şey demek istiyorsun ama çözemedim ben olayı. da Benim Yo. röportajımı söylüyorsun. Evet. Hayır abiciğim şöyle. Bu röportajı içimizdeki İrlandalılar röportajını yapan kim? Ben. Bugün Dora içimizdeki İrlandalıları karşı takıma gönderdik dedi. Ya dedi mi hakikaten abi? Dedi abi, abi valla dedi ben ya. ben kaçırmışım ya. Hatta Acun abi de aa öyle mi falan filan aa, dedi o sırada. İçimizdeki İrlanda Dora o zaman benim, mi benim röportajı dinle. İçimizdeki İrlandalılar röportajını çok kısa bir anlatabilir misin bize Murat abi? İçimizdeki İrlandalı röportajı zaten işte efsane röportajdır. Hı -hı benim e, meslek hayatımdaki en önemli röportajlardan bir tanesidir hala da yıllar geçti 1999 yılında yaptığım o röportajı Mustafa Denizli ile Mustafa Denizli ile yapmış olduğum röportajı canlı yayında Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar dedi ondan sonra Olaf Türkiye'ye yerleşti ve hala da şu anda da o benim röportajım sosyal medyaya girdiğin zaman efsane röportajlar olarak yayınlanıyor şu anda peki e, Rüzgar sen hangisini Acun abinin söylediğini biliyorsun Murat'a Acun abininkini de bulabiliyor muyuz? Onu aslında bir bulsak çok iyi olur. Çünkü Dorea kamerayı uzattığında abi içimizdeki İrlandalıları karşı takıma yolladık Peki, dedi. Peki Mustafa Denizli bunu söylemeden önce böyle bir laf yok muydu? Yoktu. Yoksu. O söyleyince mi böyle Abi Tabii aynen, bir aynen evet. O zaman zaten ben e, röportajı o zaman şimdiki gibi değil ki. Şimdi mesela şimdiki arkadaşlarımız duruyorlar oldukları yerde. E, birini getiriyorlar onların yanında gayet güzel böyle. Onlara bizim zamanımızda bir sahaya giriyorduk. 50 bin kişiyle kavga ediyorduk. Adamı yakalayacağız. Önümüze gelirler, o yaparlar. O röportajda da öyle bir röportaj. Röportajdan sonra ben eve gittim mesela. Ne, ne konuştum hatırlamıyorum ben. Sonra ertesi gün Türkiye birbirine girdi. <laughs> ben de dedim ki vay Murat dedim sen nasıl bir röportaj yap? Ben farkında değilim ne yaptığımı. Çünkü millette şey yapmaktan o ne it bu ne it bilmem ne yap ne yaptığımı. şey. Işte senin şimdi. şöyle bir özelliğin var Murat abi. Sen o an yaşadıklarını unutuyorsun sonra. Bir de öyle bir durumun var. Var. Mesela bizim yayında da mesela biz yayın, yayını geçiriyoruz sonra konuşuyoruz. Sen hatırlamıyorsun. Bir tek hayatımda mesela unutamadım sağımdaki onu unutamıyorum yayınlardan sonra. <gülüyor> <gülüyor> <Sayın> <gülüyor> rüya'na giriyor mu? <laughs> Sayın Fukan. Kabuslarında ha? Kabus değil. Bazen güzel giriyor, bazen kabus. Kâ... <laughs>